Kimya öğretmeni sınıfa hayatın bir oksidasyon sürecinden, yani bir yanma sürecinden başka bir şey olmadığını söyledi. Öğrencilerinden biri sandalyesinden fırladı ve haykırdı. "Ama efendim, eğer bu doğruysa o zaman hayatın anlamı ne olabilir ki?" Bu öğrenci Viktor Frankl'dan başkası değildi. Hayatın anlamı nedir? Neden bir anlama ihtiyaç duyalım? İnsanlığı etkisi altına alan iki büyük dünya savaşı, ekonomik krizler, yapılan soykırımlarla birlikte insanların varoluşun anlamı ile ilgili ciddi oranda boşlukta olduğunu görmekteyiz. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların varoluşun anlamına ilişkin psikolojik sorunların daha belirgin bir biçimde arttığı dikkat çekmektedir. Frankl'a göre insanların varoluşsal boşluğu doldurabilmek için yaşam felsefesinin olması vazgeçilmez bir önemi söz konusudur. Bu çerçevede Frankl, insanın anlam arayışının ve anlamı keşfetmesinin var olmak için elzem olduğunu bize göstermek istemiştir. Babası, annesi, erkek kardeşi ve karısını Nazi toplama kamplarında kaybeden Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı kitabında yaşadığı trajedileri bize aktarmaktadır. 20. yüzyılın belki de en önemli eseri bu videomuzun konusu. Abone olma işlemleri tamamlandıysa başlayalım. Anlam belirsiz bir terimdir ve bazen insanlar anlamın mutlulukla aynı şey olduğunu düşünür. Ancak psikologlara ve filozoflara göre ikisi farklıdır. Mutluluk olumlu bir zihinsel ve duygusal durumdur. Gelir ve gider. Kendinizi iyi hissettiğinizde mutlu, kendinizi kötü hissettiğinizde mutsuz olursunuz. Anlam ise daha büyüktür. Anlamlı bir hayatın tanımlayıcı özelliği ister aileniz, ister okulunuz, dünya veya Tanrı olsun, kendinizin ötesindeki bir şeye bağlanmak ve katkıda bulunmaktır. İnsanlar psikologlara hayatlarının anlamlı olduğunu söylediğinde bunun nedeni 3 koşulun karşılanmış olmasıdır. Hayatlarının önemli ve değerli olduğunu hissetmeleri, hayatlarının bir amaç duygusu tarafından yönlendirildiğine inanmaları ve hayatlarının hayatın bir parçası olduğuna inanmaları. Avusturyalı psikolog Viktor Frankl 1942 ve 1945 yılları arasında Nazi toplama kamplarında esir tutulmuştur. Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte Frankl özgür kalmış ve toplama kamplarından sağ kurtulan ender kişiler arasında yer almıştır. Onun ölüm odalarına gitmekten kurtulup hayatta kalmasında hayat ve anlam arasında kurduğu ilişkinin önemli bir rolünün olduğu anlaşılmaktadır. Kendi ifadesiyle geleceğe ve gelecekte yerini bulması mümkün olan bir anlama bel bağlayanlar hayatta kalma şansı en yüksek olanlardı. Aynı zamanda Frankl toplama kampının ağır şartlarında buradan çıktıktan sonra psikoloji adına önemli bir kitap yazacağım diyerek hayatta tutunmaya çalışmıştır. Bu çerçevede Nietzsche'nin yaşamak için bir nedeni olan insan her türlü nasıla katlanabilir sözü onun hayata tutunması bakımından çok değerlidir. Viktor Frankl bu durumu bizlere şu cümlelerle açıklar: "Hayatında artık bir anlam, hiçbir amaç göremeyen ve bu nedenle devam etmenin bir anlamı olmayan kişinin vay haline." Frankl, insanın anlam arayışı içgüdüsel dürtülerin ikinci planda değil, yaşamındaki birincil motivasyonudur der. Anlam benzersiz ve özeldir. Çünkü yalnızca kişi tarafından yerine getirilebilir ve ancak o zaman kendi anlam iradesini tatmin edecek bir anlam kazanır. Frankl'ın hayatın anlamının genel terimlerle cevaplanabileceğine inanmadığını söyler. Hayatın anlamı insandan insana, günden güne ve saatten saate değişir der. Hayatın genel bir anlamını aramak bir satranç şampiyonuna satrançtaki en iyi hamle nedir diye sormak gibidir. En iyi hamle diye bir şey yoktur çünkü. Bu bağlama ve diğer satranç oyuncusunun düşüncesine bağlıdır. Aynı şey insan durumu için de geçerlidir. Her insanın kendine özgü bir durumu vardır ve her birinin benzersiz bir amacı vardır. Viktor Frankl kendi ifadeleriyle logoterapiyi şu şekilde açıklar: "Terapi iyileşmek demektir. Logos ise anlam demektir. Logoterapi anlam yoluyla iyileşmektir." Frankl logoterapi bireylerin yaşamlarında anlam bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan tedavi edici bir yaklaşım olarak sunar. İnsanların birincil motivasyonunun anlam arayışı olduğunu ve bu arayış sayesinde bireylerin varoluşsal krizlerin üstesinden gelip doyuma ulaşabileceklerini savunuyor. Logoterapi, bireyleri benzersiz amaçlarını aramaya ve sorumluluklarını benimsemeye teşvik ederek bireyleri anlamlı bir varoluş yaratma konusunda güçlendirir. Frankl'a göre anlam bulmanın ilk yolu bir eser yarattığınız veya bir eylem gerçekleştirdiğiniz aktif bir yaşamdan geçer. Bu yaşam insana yaratıcı çalışmada değerlerini gerçekleştirme fırsatı verme amacına hizmet eder. Örneğin bir kitap yazarken, bir film çekerken, gerçekleri keşfederken, bir müzik parçasını mükemmelleştirirken veya kaynaklarınızı başkalarına yardım etmek için kullanırken anlam bulabilirsiniz.
Anlam bulmanın ikinci yolu pasif zevk yaşamıdır. Bu yol bir kişiye güzelliği, sanatı veya doğayı deneyimleyerek doyum elde etme fırsatı verir. Gerçekliğe bakış açınızı değiştiren bir şeyle ya da biriyle karşılaşmanızda ortaya çıkan bir anlamdır. Frankl'a göre şu an hayattasın ve bu inanılmaz bir şey ve eğer bir şekilde görme şeklinizi ayarlayabilirseniz şimdideki inanılmaz güzelliği, harikayı ve gizemi deneyimlersiniz. Bir ağacın altında oturup keyfini çıkararak anlam bulan bir insan olabilirsiniz. Frankl bu pasif keyif biçiminde anlam bulabileceğimizi öne sürer. Frankl bu ikinci anlam bulma biçiminin nihayetinde aşkla ilgili olduğunu söylüyor. Frankl aşk üzerine şöyle söylüyor. Aşk, başka bir insanı kişiliğinin en derin özünde kavramanın tek yoludur. Hiç kimse birini sevmedikçe başka bir insanın özünün tam olarak farkına varamaz. Aşkıyla sevdiği insandaki temel huyları ve özellikleri görmesini sağlar. Hatta dahası kendisinde potansiyel olan henüz gerçekleşmemiş ama yine de gerçekleşmesi gerekeni görür. Böylece herkesi sevgi dolu gözlerle görerek hayatın anlamını bulabilirsiniz der. Siz de sevgi dolu eylemlerde bulunabiliyorsanız ne güzel. Eğer yapamıyorsanız bu da sorun değil. Görmeniz yeterlidir. Viktor Frankl çok sevdiği karısını hayal ederek çektiği acılar karşısında nasıl teselli bulduğunu anlatıyor. Onu aşık olarak hatırlamakta anlam buldu. Kitabın bir bölümünde karısını hatırlayan Frankl, o hatırlatma anında bir nedeni olan insanın her nasıla katlanabileceğini fark etti. Onun nedeni karısıydı. İlginç bir şekilde Frankl'ı hayatta tutan sadece karısını görme umudu değil de onu düşünürken ona sevgi dolu bir ruh hali veren anıydı. O aşkı gözlerinin önünde tutmanın hatırasının yeterli olduğunu söylüyor bizlere. Karısının öldüğünü bilse bile. Frankl için anlam bulmanın üçüncü yolu kaçınılmaz acılarla nasıl yüzleştiğini sorusunda bulur ve en önemlisinin de bu olduğunu söylüyordu bizlere. Bu ızdırap yaratmanız gerektiği anlamına gelmez. Daha çok kaçınılmaz ızdırapla nasıl başa çıktığınızla ilgilidir. Frankl artık bir durumu değiştiremediğimizde kendimizi değiştirmemiz istenir der ve ekler üzerine umutsuz bir durumun çaresiz kurbanı değiştiremeyeceği bir kaderle karşı karşıyayken bile kendi üzerine çıkabilir, kendisinin ötesine geçebilir ve böylece kendini değiştirebilir, kişisel bir trajediyi zafere çevirebilir. Frankl'ın bu sözleri kitabın bir bölümünde anlattığı hikaye ile daha anlamlı bir hale getirir. Karısının yasını tutan bir adamın hikayesini anlatıyor bizlere. Dikkat edin, Frankl adamın karısının öldüğü gerçeğini değiştiremez. Bu kaçınılmaz bir acıdır. Bunun farkında olan Frankl, önce sen ölseydin karın çok acı çekmeyecek miydi diye sorar. Adam daha sonra karısını acı çekmekten kurtardığını gördü. Evet çok acı çekiyor ama artık karısını acı çekmekten kurtardığını anladığı için çektiği acının bir anlamı olduğunu düşündü. Burada dikkat ederseniz Frankl adamın çaresizliğini bir hastalık olarak görmedi ve onu kaderinden kurtarmaya çalışmadı. Adama bir zevk kapı vermedi ya da ona daha fazla egzersiz yapmasını söylemedi. Hayatının anlamını görebilmesi için adamın tavrını değiştirmesine yardım etti. Frankl'ın bize göstermek istediği şey pek çok psikolojik sorun aslında felsefi sorunlardır. İnsanların çoğu durumda bir anlama ihtiyacı vardır. Sadece ilaçlara değil. Viktor Frankl öğrencilerine başarı üzerine sık sık verdiği şu tavsiyeyi bizlerle paylaşıyor. Başarıyı hedeflemeyin. Onu ne kadar çok hedeflerseniz ve onu bir hedef haline getirirseniz onu o kadar çok kaçırırsınız. Mutluluk gibi başarının da peşinden gidilemez. Ortaya çıkması gerekir ve bunu yalnızca kişinin kendisinden daha büyük bir amaca adamasının veya kişinin kendisinden başka bir kişiye teslim olmasının yan ürünü olarak ortaya çıkar. Mutluluk gerçekleşmelidir ve aynı şey başarı için de geçerlidir. Onu önemsemeyerek olmasına izin vermelisiniz. Vicdanınızın yapmanızı emrettiği şeyi dinlemenizi ve bilginiz dahilinde onu uygulamaya devam etmenizi istiyorum. O zaman uzun vadede başarının da tam da onu düşünmeyi unuttuğun için peşini bırakmayacağını görecek kadar yaşayacaksın. Vicdanınızı doğru olduğu için takip edebilirsiniz. Sadece size bir şekilde fayda sağlayacağı için değil. Mutluluğun ve başarının en iyi biçimleri onların peşine düştüğünüzde değil, mükemmelliğin, erdemin, güzelliğin veya Frankl'ın dediği gibi kendinden daha büyük bir amacın peşinden koştuğunuzda gelir. Frankl'ın üzerinde durduğu bir diğer kavram ise özgür iradedir.
Frankl her zaman bir dereceye kadar özgürlüğe sahip olduğumuza ve bu özgürlüğü hayatınızın anlamını keşfetmek için kullanabileceğinize inanıyor. Kitapta geçen şu cümle Frankl'ın özgürlük kavramını bize biraz yardımcı olacaktır. Mahkumun içsel durumundan nihai olarak sorumlu olan şey psikolojik nedenlerden çok özgür bir kararın sonucuydu. Birçoğumuz özgür iradeye inanmıyor olabilir ama Frankl'ın deneyimleri onu en uç ortamlarda bile özgürlüğün varlığına bağlıyor. Tüm dış kontrolü kaybetseniz bile tavrınızı ve anlamınızı seçme konusunda içsel bir özgürlüğe sahipsiniz. Siz bir uyaran tepki makinesi değilsiniz. Çünkü uyaran ile tepki arasında varlığınızın yaşadığı, nefes aldığı ve seçim yaptığı bir boşluk vardır. Uyaranı kontrol edemeyebilirsiniz ancak tepkiyi kontrol edebilirsiniz. İnsandan her şey alınabilir ama alınabilir. Son şey özgürlüğü. Her koşulda kişinin tavrını, anlamını seçme özgürlüğü. Gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumumuzdaki temel bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını, asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz ve dahası umutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından her gün, her saat sorgulanan birileri olarak düşünmemiz gerekirdi. Yanıtımızın konuşma ya da meditasyondan değil, doğru eylemden ve doğru yaşam biçiminden oluşması gerekiyordu. Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu almak anlamına gelir. Bu görevler ve dolayısıyla hayatın anlamı insandan insana ve andan ana değişir. Dolayısıyla hayatın anlamını genel bir şekilde tanımlamak imkansızdır. Hayatın anlamı hakkındaki sorular asla kapsamlı ifadelerle cevaplanamaz. Hayat belirsiz bir şey değil, çok gerçek ve somut bir şey anlamına gelir. Tıpkı hayatın görevlerinin de gerçek ve somut olması gibi. Her biri için farklı ve benzersiz olan insanın kaderini oluştururlar. Hiçbir insan ve hiçbir kader başka bir insanla veya başka bir kaderle karşılaştırılamaz. Hiçbir durum kendini tekrar etmez ve her durum farklı bir tepki gerektirir. Bugün her şey o kadar sıkıcı, o kadar anlamsız hale geldi ki, varlığımızı rahatsız eden derin bir amaçsızlık duygusu hissetmemek için yaygın bir tüketim ve dikkat dağıtma ile uğraşıyoruz. Ve biz farkına bile varmadan nihilizm devreye giriyor ve kendimize şunu sormaya başlıyoruz. Anlamı ne? Neden devam ediyorsun?